kafasından herkese merhaba. Bugün tabii ki hangi filmi konuşuyoruz? John Wick. Evet. Aylardır merakla beklenen aksiyon bombası. Evet, herkesin beklediği sürekli, hatta bugün yolda gezerken baktım, duvarlara bile grafitiyle kazımışlar John Wick, John Wick, John Wick diye. İnsanlar, halkımız aç John Wick'e, o yüzden bir konuşalım da halkımız da sevinsin dedik. Evet, yani şimdi o bir fragmana bir bakalım. Fragmanda görün. Fragmandaki görsel yapıyı görün ve sonra tekrardan yorumlara bu görsel yorum hakkındaki fikirlerinizi yazın. Evet, görsel demişken şunu hep söylüyorum, yani hem sinematografik hem koreografik aksiyonun keyfi başka oluyor. Evet, John Wick de bunu iyi başardığını düşünüyorum ben. Böyle salt aksiyon filmi ama bir anlamda göze de estetik geliyor ama bir yerden sonra da sanki yormuyor mu? Yoruyor bence ama. Yordu oluyor. Ya biraz süresiyle orantılı olarak şey olabiliyor. Ya benim bu tarzda sevdiğim iki tane zaten aksiyon var. Sinematografik ve koreografik. The Raid serisi ve John Wick. Evet. John Wick daha tabii aslında şeyler. Ya ilk filme bakarsak ilk film şeydi, tamam. Biraz böyle yer yer Michael Mann'e saygı duruşları vardı. O kötü adam, hayatını kaybeden Michael Nyquist miydi? Hı hı. Evet, onunla arasındaki o saygı çerçevesinde olan yine şey. John Wick 2'de ilkin evrenini büyüterek, hani tek bir o Continental şirketinden kurtarıp uluslararası boyuta yayarak ve bunu görsel yapıda işte video oyunu estetiği, hatta yer yer o anime tiplemeleri. Hatta bayağı sinemasal göndermeler evet. Falan vardı, sahneler vardı. Ama 3'te baktığımızda 3'te salt aksiyonla karşı karşıyayız. Büyük oranda öyle, evet. Ve o hikaye biraz cazibesini yitirmiş gibi. Nasıl diyeyim? Çünkü kurulan ilk filmde kurulan hikayeye baktığımızda ilk filmde bayağı bir katiller loncası gibi bir sistem kurulmuştu ve oradaki unsurlar üzerinden, kurallar üzerinden gidiyorlardı. İkide bunu geliştirmeye çalışsalar da çok geliştiremediler bence. Şunu söyleyince tabii en ufak bir olumsuz bir şey gelince otomatikman insan demoralize oluyor da, demoralize olacak bir şey yok. John Wick'ten ne bekliyorsanız alacağınız o keyif zaten ayrı. Çok eğlenceli, keyifli, bir daha izlerim. Ama amalarım şu şekilde var. Yani daha önce bunun şeyleri hissetmişim. Yani bir korku serisi vardır ya, Hostel diye. Hı hı. Şimdi bakarsan o ayrı bir janrada ama ilk hikaye bir alana kısıtlı. Hostel 2'de bunu genişletiyorlar. Filmler kötü, o ayrı. Üçüncü bölümde, son olacağı için hani bunu şey yaparsın böyle, hem konuyu toparlayıcı, eğer bir son olarak tasarlıyorsan. Garip bir yere gidiyor hikaye. Yani ikinin o toparlayıcı döngüsünden çıkıp üçte yine Continental'a dönüyor. Dönüyor derken mesela Holberry'nin karakterinin ben çok şey katacağını beklerken o konuda çok hayal kırıklığı yaşadım. Ya bir de bu filmdeki en önemli şeylerden birisini söyleyelim bence. Bu filmde biraz daha çeşitlilik var. Yani farklı ülkelerden farklı düşman karakterler yaratılmış. Böylece nasıl diyelim, evrensel böyle görsel bir yapı oluşturulmuş. Bu belki filmin en büyük artısı diyebiliriz. Evet, ama ben onu iki de fazlasıyla aldım ya. Karakterlerden farklı farklı, o Rubiros'un oynadığı karakter, o CIA karakterin oynadığı karakter, yani farklı tiplemeler yine çıkıyor. Burada tabii işin keyifli yanı şey, adım adım episod episod gittiğini düşünürsen işte kütüphanede misin? Kitaplarla bir savaş başlıyor. Şey gibi, böyle Street Fighter oyunları gibi. Evet, ondan sonra video oyunu boşuna demiyorlar, hani başka bir yerdeyken bıçakların olduğu yerde sürekli bıçak atarak birbirine silaha geçiyorsun, sonra atın olduğu yerde atla. Sonra bölüm yani... sonu bossları çıkıyor işte, evet. Onları indiriyorlar falan. Zaten John Wick de bildiğiniz şey, hile yapılmış, God modu açılmış, böyle tanrı gibi ölmeden giden sürekli bir karakter görüyoruz. Evet, zaten kötü karakterlerde o Raid'deki oyuncu muydu? Yayan Ruhiyan. Evet evet, o da vardı filmde. Evet, zaten mizahi bir ton da katıyor o şey, John Wick'e olan hayranlığı filmin içerisinde. Aksiyon sekansları gerçekten, ya günümüzde artık şunu seviyor insanlar belli. Bu çünkü Mission Impossible Fallout'ta da geçerliydi. İlk açılış sahnesinde o tuvaletteki sert dövüş sekansı var ya. Hı. John Wick'te de benzer bir açılışla yapıyor. Yani orası tuvaletti, burası kütüphanede. O dövüş stili birbirine alıp çok ağır bir tonlamayla, ama nasıl diyeyim sana, çok sert. Çok sert. Hatta bunun emarelerini şeyde de görmüştük. Mesela Keanu Reeves kendi yaptığı filmlerde de, mesela bilmem ne, Master of Tai Chi mi, öyle bir film çekmişti bu. Evet evet, Man of Tai Chi. Öyle bir şey vardı. İşte bu tip filmler aslında dövüş sporuna ilgisini gösteriyor
Keanu Reeves ve bu tip sahneleri kendi tasarlamış olabilir. Çünkü kendisi de bayağı ilgili spor yapıyor vesaire. O yüzden mesela filmde sürekli koreografilerini görüyoruz. Dövüş koreografilerini karşı karşıya kalıyoruz. Böyle bir yandan ben bu tarzı izlemeyi seviyorum. Hani dövüş şey olarak değil. Hani spontane gelişen bir şey. Aslında baktığın zaman o hani kitapla sağlıyor mesela. Hep böyle koreografi şey gibi hani 1, 2, 3, 4 hani böyle hamleler hep böyle. Aynen. O aksiyon hoşuma gidiyor benim. Raid'de daha da çıldırıyordu. Ben aslında Raid'i John Wick'ten daha çok seviyorum şey olarak 2'yi. Benim için hala çoğu kişiye göre işte son yılların aksiyon zirvesi Mad Max Fury Road'dur. Evet. Mad Max katılmakla birlikte benim için de The Raid 2 bunlardan biri. Ya mesela aksiyon film deyince başka çekinmedim diye düşündüğümüzde Mission Impossible'lar var aslında. Onlar da iyi aksiyon onlar filmleridir. Var. Yani. Nefes kestiğimiz bayağı i̇şte, çıkıyor arada. Neler oluyorsa en son. Aksiyon aklına gelen Bond varsa yeni filmi. Jason Bourne gelmişti falan filan. Onlar oluyor zaten. Düşük bütçeli aksiyonları saymıyoruz. John Wick aslında bir seriye döndü artık. Ne bileyim bir figür olarak Hollywood'da aslında akıla kazınan bir figür olarak karşımıza çıktı. O yüzden artık onun filmlerini ne bileyim böyle çok bir şey aramadan izlemeye başladık. Mesela filmdeki konu eksikliği biraz hissedilse de yine o konudaki basit hikayeden yola çıkarak onun aksiyon sahneleri için izleyebiliyoruz. Çoğu kişi de bunun için gidiyor. Bir ara Jet Li'nin filmleri, Jackie Chan'in filmleri, ne bileyim eski aksiyon starlarının filmleri çoğunlukla böyle satıyordu aslında. Evet, bunun en güçlü yanı dediğimiz gibi hem o Keanu Reeves'in yıllar sonra o imajını tekrar yakalaması Matrix'ten sonra yani. Ve hakikaten tam karakterine büründü ve bunu gerçekten hem aksiyon koreografisi hem görsel açıdan çok seyircinin haz duyacağı bir şekilde yapması. Normal bir izleyicinin gözünde baktığın zaman mesela tamam mı sürekli ne yapıyor adam Jason Statham aksiyonu izliyor bunu izliyor. Hani şunu anlatmak zorunda kalmazsın diye düşünüyorum. John Wick'in bir Jason Statham aksiyonundan normal bir izleyici için farkı ne? Bunu izleyince çok net anlıyorsun yani. Ya şey diyebilirim ben aslında koreografileri daha böyle güzel planlanmış. Sanki daha kaliteli duran bir kumaşı var Keanu Reeves'te. Hatta Keanu Reeves'in de bir sözü vardır. Biraz kendini beğenen bir söz ama her dönemin, her neslin bir Keanu Reeves'i vardır gibi bir sözü var. Onun sözü müymüş o? Evet. Yani John Wick de aslında bir nevi aslında bu 2010'dan itibaren ilk film ne zamandı? 2013 falan herhalde bilmiyorum. Ya 2010'dan sonra diyelim evet. İşte. 2010'dan sonraki böyle Keanu Reeves aksiyonlarını aslında bu yeni neslin adamı olarak sunulmuş olarak diyebiliriz. Sonuçta 2000'lilerin ne bileyim çocukken izledikleri filmler bunlar. Bir yerlerde ilk 20-30 dakika yani filmin ilk çeyreği dersek mükemmel gidiyordu bence. Bayağı bir hızlı başladı. Hem işte John Wick'i uluslararası arada John Wick'i aramaları bir yandan o kütüphanede ve ardından hemen o takiplerde motorlarla takipleşen sekans falan müthişti. Sonra kısmen işte film benim için düşmeler yaşadığı oldu ki bu Holberry girdikten sonra oldu benim için ki Holberry'nin bulunduğu bölümde de aslında büyük bir aksiyon sekansı var 10-15 dakika. Ama buna rağmen yani o karakter ne gerek vardı derken ne kattı daha doğrusu tamam bir yan karakter sokabilirsin. Hatta yurt dışında şey diyorlardı Holberry o kadar başarılı ki buna ayrı film çekmeniz lazım falan spin-off yapılmalı diyorlardı. Neden öyle diyorlar ben anlamadım açıkçası. Bir şey yok bir mantığı yok ya. Ya da ne bileyim Hollywood belki de aksiyon starı bulamıyor ne bileyim o yüzden. Kaldı ki tamam hoş Holberry'i öyle görmek tekrar güzel 20 dakika güzel bir aksiyon sahneydi. Zaten girdi çıktı kadın yani filmde. Ya bir baksana şey mesela Charlize Theron'u aksiyon starı yapmaya çalıştılar tam tutmadı. Sonra şeyi denediler bu Salma Hayek'i bir ara denediler. Bu eski dublörlerden çakma oyuncular var birkaç tane. Bu Haywire'lar falan vesaire. O tip oyuncuları da aksiyon starı olabilir dediler ama onlar da biraz dublör bazında kalıyor. O yüzden belki de yeni kadın aksiyon starı eksikliğini doldurmak için birisini arıyorlar. Holberry de uygun gibi ama aslında Holberry'nin de yaşı var. Yani genç değil. Aksiyon starı yerine koyacak diye düşünmedim ben onu hiç ya. Konuk oyuncu işte yani. Gerçi şey de sonradan rolü büyüdü. Lawrence Fishburne'de 2'de girmişti. Hı hı. Konuk oyuncu çünkü filmde devamlı bulunan bir karakter değil. Süresi kısıtlı. Yani giriyor ve çıkıyor. Michelle Rodriguez bile değil bence. O ayrı. Michelle Rodriguez aksiyon starı ki yani. Zaten. Hollywood'un şu an en gözde aksiyon serisi. IMAX izledik basın gösteriminde ve muazzam duruyor tabii. IMAX perdesinde ayrı duruyor. IMAX'te 3 boyutlu olmayan bir aksiyon izlemek de benim açımdan çok keyifli. Yani. Ya zaten IMAX formatında çekilen filmlerin çoğu böyle 3D olmayınca gözümüzde böyle daha karanlık bir görüntü çıkmıyor. Daha net şeyler görüyoruz. O yüzden benim de hoşuma gidiyor o tip şeyler. Ki görsel açıdan ve
aksiyon açısından son derece herhangi bir arkadaşınıza değecek bir film zaten. John Wick. Her zaman keyif alabileceğiniz bir film bu arada. IMAX çekin ama 3D çekmeyin lütfen. Christopher Nolan'a uyun lütfen. Evet. Bunun şeyi o yani. Mimari o artık. O zaman size şunu sorayım ben mesela. Sizin Keanu Reeves'iniz hangisi? John Wick mi? Matrix'teki Keanu Reeves mi? Bill & Ted'deki Keanu Reeves mi? Hangisi onu soruyorum. Çünkü ben de favori aksiyon filminizi soruyorum. O da favori aksiyonu soruyor. Zaten Bill & Ted'in yenisi geliyor. Neyin? Bill & Ted. Evet. Bu kadar tepkisiz kaldı. Neyse. Şey hayretten. Ya filmin finalinden benim çıkardığım kadarıyla 3'te film bitmeyecek. Ha, bir de öyle bir şey var. Evet. Evet. Ya bu seriyi ne kadar olabildiğince uzatmaya çalışıyorlar belli ki. Yani yapacak. Artık eskiden böyle bir şeyleri 3'te mi yapar bitirirlerdi. Artık 6'lar, 9'lar, Hızlı ve Öfkeli o biter. İçinde ayrı bir spin-off açmalar. Evet. Oradan buradan artık iyice çorbaya dönüyor olay. Ya ne bileyim sanki böyle altın yumurtlayan tavuk bulmuşlar gibi sürekli. Evet. Onu kullanmaya çalışıyorlar. Bu da aslında insanların hoşuna gidiyor yani. Ne diyeyim? Yani çok da tepki koyamıyorum çünkü biraz bu pazarı tetikleyici şeyler gerekiyor. Mesela Türkiye sinemasına baktığımızda bu sene bu büyük bütçeli komedi filmleri vizyona giremediği için bayağı sinemamızda çöküş oldu. Mesela bu tip John Wick tarzı filmler belki daha da renklendirebilir sinemayı. Neden? Şu an Avengers Endgame 2,5 milyonu geçti. O geldi. Türkiye'de. Sonunda mutlu oldu insanlar çünkü o zamana kadar çok fazla bir şey çıkmadı. Yok evet. O yüzden bence yılın en iyi aksiyonu olabilir. O yüzden bence aksiyon meraklıların mutlaka gitmesi gereken bir film. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.